gündeminden gelişmeleri paylaşmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Akan. İstanbul'da yılın ilk 5 ayında 78.433 konut el değiştirdi. En fazla konut satılan ilçe ise 11.961 adetle Esenyurt oldu. Uzmanlar uygun fiyat ve fazla seçeneğin satışları artırdığına dikkat çekti. Türkiye'de en fazla konut satışının gerçekleştiği il İstanbul. İlk 5 aylık döneme bakıldığında mega kentte satılan konut sayısı 78.433 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde İstanbul'da en çok konut satılan ilçe 11.961 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt bu alanda en yakın takipçisi olan ve 4.143 konutun satıldığı Pendik'i neredeyse 3'e katladı. Pendik'i 3.778 konutla Başakşehir, 3.683 konutla Sancaktepe, 3.673 konutla da Kadıköy takip etti. En az konut satılan ilçe ise ilk 5 ayda 123 evin el değiştirdiği Beykoz oldu. Beykoz'u 706 ile Beyoğlu, 716 ile Güngören, 720 ile Bayrampaşa, 760 konutla da Beşiktaş izledi. Uzmanlar uygun fiyat ve fazla seçeneğin satışları artırdığına dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre Mayıs ayında Türkiye'de satılan toplam konut sayısı ise 82.252 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji devi Apple'da ticaret savaşına karşı çıkanlar arasına katıldı. Apple, Çin'e uygulanan ticaret savaşının uluslararası rekabeti ve şirketin ekonomisini kötü etkilediğine dikkat çekti. Tarifelerin durdurulmasını istedi. Şirketten yapılan açıklamada Trump'ın Çin mallarına uygulamayı planladığı yeni ek gümrük vergilerinin Çinli rakiplerine yarayacağı belirtildi. Tarife savaşı nedeniyle Apple'ın Amerikan ekonomisine katkısının olumsuz etkileneceği de vurgulandı. Apple daha fazla tarife planından vazgeçmesi için Trump yönetimine baskı yapan son ABD firmaları arasında. Geçtiğimiz haftada 600 şirket ortak bildiriyle yeni gümrük vergilerine karşı olduğunu açıklamıştı. Neler öne çıkıyor ekonomi gündeminde? Kısa bir haber turuna çıkalım, ayrıntılarla devam edeceğiz. Fitch'ten enflasyon açıklaması geldi. Kuruluşun yönetici direktörü Edward Parker, Türkiye'de enflasyon düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkisiyle hızlanacağını belirtti. Parker, Türkiye'nin cari açıkta yaşadığı düzelmeye de dikkat çekti. Türk Hava Yolları'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Yapılan açıklamada 23 Haziran seçimi öncesinde İstanbul varışlı seferlerde %87.4'lük doluluk oranına ulaşıldığı duyuruldu. İngiltere Merkez Bankası da faizi değiştirmedi. Politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde %0.75 seviyesinde sabit bırakıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada küresel boyutta ticaret gerilimlerinin yoğunlaştığı vurgulandı. Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi olasılığının da arttığı ifade edildi. 2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet %1.6 büyüdü. Böylece küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı. Bu son 5 yıldaki en büyük büyüme olarak dikkat çekti. Haftanın son işlem günündeyiz sayın seyirciler. Rakamlarda son durum ne şu saat itibariyle? Tabloyu ekranlarınıza getirelim. Günü düşüşle karşılayan Borsa İstanbul'da BIST endeksine bakacağız. Önce şu saat itibariyle 93.769 seviyesinden işlem görüyor ve haftanın son işlem gününe 5.80'in altında başlayan doların an itibariyle baktığımızda 5.81 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Avro da 6.57'den işlem görüyor. Altın cephesinde durum ne bakacak olursak ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif seyir izleyen gram altın şu an itibariyle 259 liradan satılıyor. Çeyrek altında 424 liradan işlem görüyor ve dün %4.61 artışla 64.80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı an itibariyle 64.85 dolar. Faizlere de bakalım tablomuzu sonlandırırken tahvil %20.22, repo %24.5. Rakamlar böyle. Şimdi söylediğimiz gibi haftanın son işlem günündeki
tabloyu ekranlarınıza getirdik. Telefon hattımızda ekonomist Enver Erkan var. Konuşacağız. Sayın Erkan, hoş geldiniz kahve molasına. Merhaba Beyza Hanım. Merhaba. Sayın Erkan, şimdi önceki şöyle bir piyasayı yorumlamanızı rica etsem, nasıl bir piyasa var ve piyasa neleri fiyatlıyor? Tabii şimdi küresel piyasa momentumu malum, bu hafta Merkez Bankası açıklamalarıyla beraber gerek Fed'in son vermiş olduğu faiz indirim sinyalleri, gerek onun öncesinde Avrupa Merkez Bankası tarafından parasal gevşeme sinyalleriyle beraber aslında piyasa morali bayağı bir yüksekti. Ancak bugün biraz daha açıkçası bu hareketleri Amerika-İran geriliminin dahil olmakta olduğunu görüyoruz. Özellikle son gelişmeler, İran'ın Amerika'ya ait drone'u vurması, akabinde Trump'ın aksiyonları vesaire şeklinde şu anda bir bölgesel jeopolitik risk durumu oluşmuş durumda ve tabii bu durum aynı zamanda emtia tarafına etki yapıyor. Özellikle güvenli varlık ihtiyacı ile beraber altın fiyatındaki yükseliş risk kazanmış durumda ki altın daha önce de zaten küresel merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinden beslenmekteydi. Bu hareketin üzerine ilave hareket gelmiş oldu. Ve aynı zamanda petrol fiyatındaki artış Amerika-İran kriziyle beraber ağırlık kazanmış durumda. Siz de belirttiniz, %4'ün üzerinde bir artış Brent petrol fiyatında söz konusu oldu. Bizim piyasamıza baktığımız zaman evet, Fed faiz indirim sinyalleri dolar TL kurunda önemli bir geri çekilmeyi beraberine getirir ve 5.73 seviyenin şu anda bir destek yapılmış olduğunu görüyoruz. Bir miktar yukarı doğru son jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Amerika-İran gerilimleri ve petrol fiyatındaki artışın etkisiyle tekrar 5.80 üzerine doğru gitmiş durumdayız. Tabii normalde küresel likidite hareketleri, özellikle son FED sinyalleri de aslında bunu gösterdi. Gelişen ülkeler açısından pozitif sinyaller veriyor ama bu noktada elbette Türkiye açısından da Türk varlıklarının özgün hikayeler oluşturacak Amerika ile S-400 gibi, bu pazar günü gerçekleştirecek seçimler gibi, bunların da TL bacağındaki etkilerini izlemek gerekecek diye düşünüyorum. Bu noktada şu anda kur tarafında ana destek bölgesinin 5.73-5.70 civarlarında oluştuğunu, yukarı doğru hareketler öncesinde ise ana direnç bölgesinin burada 5.82-5.83'ler olduğunu ve dolar TL bandında bu şekilde oluştuğunu görmekteyiz son piyasa hareketleriyle beraber. Peki. Enver Erkan, teşekkür ediyoruz yorumladığınız için piyasaları. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz kahve molasına. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye son 10 yılda 12.2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bu buğdayların işlenmesiyle elde edilen 22.2 milyar dolarlık buğday ürünü ise ihraç edildi. Böylece Türkiye buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer elde etti. Türkiye buğday üretiminde kendine yeten bir ülke. Yıllık üretim yaklaşık 21 milyon ton. İç tüketim ise ortalama 19 milyon ton seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye buğday ithalatı da gerçekleştiren bir ülke. Ancak ithal ürünler iç pazara sunulmuyor. Yurt dışından alınan buğday önce işleniyor, sonra katma değerli ürün olarak ihraç ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye son 10 yılda 12.2 milyar dolarlık buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bunların işlenmesiyle elde edilen 22.2 milyar dolarlık buğday ürününü ise ihraç etti. Böylece buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer sağlandı. Buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli yere sahip olan Türkiye, un ihracatında da dünyada lider durumda. Makarna ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor. Son 10 yıla bakıldığında un ihracatının 2 katına, makarna ihracatının da 6 katına çıktığı görülüyor. Asya ile Amerika ticaretinde dengeler değişiyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden ticaret savaşı, Asya ile Amerika'nın ticaret hacminde azalmaya neden oldu. Ancak bazı Asya ülkeleri bu durumu avantaja çevirdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süren gerilim küresel ticarette de dengeleri değiştirdi. Asya ile Amerika arasındaki ticaret hacmi azaldı. ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre Amerika'nın Asya kıtasındaki ticaretinin %82.5'ini oluşturan ticaret ortaklarıyla dış ticaretinde önemli değişiklikler yaşandı.
Amerika'nın kıta ile olan ticaret hacmi yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine göre %2.5 oranında azaldı. Asya ülkelerinin Amerika'ya verdiği dış ticaret fazlası da %1.4 geriledi. Bazı Asya ülkeleri ise bu durumu avantaja çevirdi. Amerika'nın Çin'e tarife uygulamaya başlamasıyla birlikte Amerika ile olan ticaretlerinde önemli artışlar yaşandı. Söz konusu ülkelerin başında Güney Kore ve Vietnam yer aldı. Yılın ilk 4 ayına bakıldığında Amerika'ya verdiği dış ticaret fazlasında Güney Kore'de %52.6, Vietnam'da ise %43.5'lik artış yaşandı. Ocak-Nisan döneminde ihracatını %38.3 ile en çok Vietnam artırırken, Vietnam'ı %17.1 ile Güney Kore, %12.5 ile de Hindistan takip etti. Söz konusu ülkeler arasında Amerika'dan ithalatını en çok artıran ülke ise %17.5 ile Hindistan oldu. Tarifelere maruz kalmak istemeyen şirketler de üretim merkezlerini farklı ülkelere kaydırmaya başladı. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump da 13 Mayıs'ta sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Tarife uygulanan birçok şirketin Vietnam gibi ülkelere gitmek için Çin'i terk ettiğine dikkat çekmişti. Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından kripto paralar yeniden gündemde sayın seyirciler. Söz konusu teknolojiye yönelik eleştiriler devam ediyor. Kripto paralarla ilgili bir açıklamada Nobel ödüllü ekonomisten geldi. Amerikalı ekonomist kripto para birimlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Sosyal medya platformu Facebook kendi kripto parasını piyasaya sunacağını duyurdu. Facebook'un hamlesiyle birlikte kripto para tartışmaları da yeniden alevlendi. Konuyla ilgili bir değerlendirmede Nobel Ekonomi Ödüllü Amerikalı ekonomist Joseph Stiglitz'den geldi. Nobel'li ekonomist kripto para birimlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Kripto para birimlerine yönelik bütün bu ilgi beni rahatsız ediyor. Çünkü yapılan şey işlemleri şeffaf bir platformdan bir tür kara ağa taşımaktan başka bir şey değil. Kripto para birimlerini tamamen ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kripto para birimlerinin oluşturduğu tehlikelere de vurgu yapan Amerikalı ekonomist, kripto paraların iyi bir para biriminin özelliklerine sahip olmadığını belirtti. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durumu, ekonomi gündeminde yaşananları aktardık ve kahve molasının sonuna geldik sayın seyirciler. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdiden mutlu hafta sonları.